Evet, değerli katılımcılar, klasik olarak bu kadar uzun konuşmalarda sabrınız için teşekkür ederiz denir ama ben sabrınız için bu sefer teşekkür etmeyeceğim. Çünkü buna sabretmek zorundayız ve bunu ısrarla dinlemek, ısrarla paylaşmak ve ısrarla konuşmak zorundayız. Yani bu konuda sıkılmamalısınız, sıkılmamalıyız. Dönem dönem deprem konusu televizyonlarda konuşulur ve en az izlenen kısım o deprem konuşmalarının olduğu kısım olur. Deprem zamanı hariç, normal zamandan bahsediyorum. İşte tam da bunun tersi bir durumu sürdürülebilir bir biçimde sorumluluk duygusu içerisinde var etmeliyiz. Paylaştığımız bu film AFAD önderliğinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamı içerisinde tüm o yönetmeliklere göre belediyemizin hazırladığı ve hazırlayacağı acil müdahale planının bir hatırlatması olduğunu söylemek isterim. Valilikten dün itibariyle davetler aldık. Hem cuma hem pazartesi katılacağımız AFAD bünyesinde toplantılar var. Bu toplantılar ve sonrasında olacak bütün toplantılardan sonra kamuoyunu en üst seviyede bilgilendireceğimizi söyleyeceklerimiz ve takip edeceklerimiz üzerinden de toplumla işbirliği yapacağımızı şimdiden duyurmak isterim. Değerli İstanbullular, kıymetli katılımcılar, Kahramanmaraş depremi aslında bu ülkenin, güzel memleketimizin bütün yöneticilerini bir yol ayrımına getirmiştir ve getirmelidir. Artık ya hep birlikte harekete geçeceğiz ya da depreme hazırlık konusunda işbirliğine yanaşmayan kim varsa koltuklarını bırakacak, evine dönecek. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. Çok hızlı, çok net, çok kararlı olmak ve hep birlikte harekete geçmek zorundayız. Boş söze de kimsenin tahammülü kalmadı. Bu boş sözü ben söylüyorsam benim için de geçerli. Memleketin hangi makamında bulunan kişi varsa onun için de geçerlidir. Onun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla zaman somut çözüm, somut öneri ve somut icraat zamanıdır. Bu kapsamda biz elbette yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kararlılığımız nettir. Tartışalım, uzlaşalım, konuşalım ama bu saat itibariyle bilinsin ki prensiplerinden taviz veren hiçbir kurum milletine hesap veremez. Bu kapsamda çözüm önerilerimizi tekrarlamak istiyorum. Gelin İstanbul ve bütün Marmara bölgesini kapsayan depreme hazırlamak üzere kurulmuş Marmara, İstanbul ve Marmara Deprem Konseyi'ni kuralım. Çok net, bu işi bütünlükçü olarak ele almaz isek çözümü oluşturamayız. Yıllardır hükümetimize yaptığımız çağrıyı bugün buradan bir kez daha yapıyorum. Bakanlıklar, valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, ilgili sektörler, yapı sektörü, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, finans ve sigortacılık sektörü, özellikle meslek grupları, STK'lar ve üniversitelerle birlikte ve hatta bu işten muzdarip insanlarımızın da bir vesileyle içinde olduğu bir oluşumu planlayalım. Bir kapıdan sorunla giren bir vatandaşımız öbür kapıdan birkaç ay sonra çözümle beraber çıkabilsin. Hükümetimizin ve Marmara bölgesindeki tüm yerel yönetimlerin de uzlaşmasıyla Marmara Deprem Konseyi'nin kurulması bu bölgede yaşayan 30 milyon insanımıza %50'den fazla sanayi üretiminin olduğu bu bölgenin önemine binaen şart olduğunun altını çizmek isterim. Bu saygın ve güçlü konseye gerekli özelliği ve uygun çalışma koşullarını hep birlikte sağlayalım. Partiler üstü bir meseleden bahsediyorum. Orasından burasından çekiştirilen bir kurumdan bahsetmiyorum. A, B, C, D partisi iktidarından bahsetmiyorum. Çok nettir. Değişmez kural bir şekilde altı çizilmelidir bu konseyin. Ortak akılla hepimize bir yol haritası hazırlasınlar. Mühendisliğinden planlamasına, lojistiğinden sağlık stratejisine, sosyal alanda yapılması gerekenlerden yönetsel hukuki boyutlarına varıncaya kadar her düzeyde yapılacak işler bilimsel bir şekilde burada tanımlansın. Hangi kurumun ne düzeyde görev alacağı belirlenebilir ve çok hızlı bir süreçle böyle bir konsey işletilebilir.
Buna yürekten inanıyorum. Değerli dostlar, hangi kurumun bir şekilde teslim edileceği dediğim bu meselenin faydasını kendi deneyimimle ifade edeyim. Bakın, ilçe belediye başkanlığı döneminde 5000 konut eliyle ufalanan betonarmesini bildiğim 5000 konutun dönüşümüyle ilgili 2015'te attığımız adımın sonucu, o engelledi, şunu yaptı, bunu yaptı diye girmeyeceğim. 2022'de temelini atabildik 1300 konutunun. Daha orada temeli atılacak olan 3700 konut var. Tam 7 sene sonra oranın temelinin atılması 9 sene. Yani 9 senede, 10 senede biz dönüşümü, değişimi, güçlendirmeyi bu kentte yönetmeye çalışırsak bu şehrin 100 yıla ihtiyacı var. 100 yıla ihtiyacı diye konuşacağımız bir planın plan olmadığını bu salondaki herkes çok iyi biliyor. İşte o bakımdan dağınık kurumlar, yönetmelikler, bütün bunların bir araya geldiği böyle bir konseyin muazzam bir çözüm alanını bize yaratacağını ben net olarak biliyorum. Çünkü bu en doğru ve en sağlıklı yoldur. Bu konuda ben bütün devletimizin kurumlarına çağrıyı yapmayı kendime yine bir vazife ediniyorum. Bunu 2019 yılında Şehircilik Bakanımıza sunduğum gibi İstanbul'da yapılan Çalıştay'da istişare toplantısını 2020 Ocağı'nda da ısrarla sunmuş ama ne yazık ki cevap alamamıştım. İkinci olarak, bu hareket planına uygun olarak afet hazırlık dahil bütçemizi revize etmeliyiz. Değerli dostlar, ne kadar arttırabiliyorsak zaruri harcamalarımız bir yana konulmak şartıyla deprem için bütçelerimizi ayırmalıyız. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bahsetmiyorum. Özellikle merkezi idareyi, özellikle hükümeti, bütün bakanlıkları bu konuda büyük bir seferberliğe davet ediyorum. Tahliye yollarındaki güçlendirme faaliyetlerimizle afete müdahalenin etkin olmasını sağlayacağımız işlerimiz var. Az önce arkadaşlarımın söylediği gibi birçok çalışmayı bu finansal kabiliyeti arttırarak yöneteceğimizi herkesin buradan duyuruyorum. Üçüncü olarak, birçok alanda mevzuat çalışmasını öneriyoruz. Özellikle bir buçuk yıldır İstanbul İmar Yönetmeliği'nin yenilenmesi üzerine yoğun bir çaba içerisindeyiz. Belirli büyüklüklerdeki parsellerde deprem konteyneri koyulması, çıkmaların sınırlandırılması, deprem izolatör sistemlerinin yapılarda kullanılmasının teşviki, dönüşüm amaçlı çatıların bağımsız bölüm olarak iskanı, açık alan ve yeşil alanlarda afet öncelikli altyapı hazırlıklarının yapılması gibi hususlar İstanbul'u afetlere hazırlamak anlamında önemli bir rol üstlenecektir, esneklik yaratacaktır. İstanbul İmar Yönetmeliği'nin revizyon çalışmasını bu ay itibariyle bir buçuk yıldır hazırladığımız bu hazırlığı meclisimize sunacağız. Bu noktada önemli bir başlık da yapıların, özellikle arkadaşlarım bahsetti, İskan yapı kullanım izni verildikten sonra belli periyotlarda denetlenmesi meselesidir. İşte kolon kesildi, kiriş kırıldı meselesini ortadan kaldırmak için bunun bir an önce hayata geçirilmesi zaruridir. Bunun mutlaka imar mevzuatı içerisinde de yer alması bunun sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlar. Tüm ilçe belediyelerimizle bu anlamdaki gerekli yazışmalarımızı yaptık. Onları ortak eylem planı oluşturmaya da davet ettik. Şayet ruhsatlı, iskanlı bir binaya sonrasında herhangi bir müdahale edilmişse bu bir suçtur ve bizler kamusal sorumluluğumuz ile bu suça meydan vermeme konusunda kararlı davranmak zorundayız. Güçlendirme çalışmalarımıza, özellikle meclise sunduğumuz yönetmelik önerisiyle de bu ay itibariyle güçlü bir şekilde başlayacağımızı da tekrar buradan ilan ediyorum. İstanbul güçleniyor sistemi kuruyoruz. Dördüncü noktamız bu. Bu sistem ile hızlı taramaya başvuran ve güçlendirme önerisi alan binalardan başlayıp maliyetine güçlendirme yapacağız. Bakınız, bu şehri oradan oraya taşıyacağız, buradan buraya taşıyacağızla sorunu çözemezsiniz. Güçlendirme ve özellikle yerinde yenileme kabiliyetini arttırarak süreci hızlı bir şekilde harekete geçirmezsek, sadece kurumumuz üzerinden değil, özel sektör üzerinde yoğun bir seferberlik başlatmaz isek bu işin altından kalkamayız.
Bakınız bu ülkede 24 yıldır deprem konuşuluyor, 24 yıldır kentsel dönüşüm konuşuluyor. Ama bu 24 yıllık süreçte yapılan hızla devam ettiğimiz takdirde yine uzmanların söylediğine göre bir yüzyıl daha lazım bize. O bakımdan bunun işlemediğini hep birlikte gördük. Bu yönetmelikte özellikle kısmi ve kapsamlı güçlendirmeyi de içine alan bir yönetmelik olacak ve özellikle riskli bina analizi ve hızlı bina taraması sonuçlarına göre güçlendirme kapsamında olacak yapılar için yapım süreci ve finansman modellerini de tarif edeceğiz. Arkadaşlarım Mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaktır. Bunu da vatandaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. Hızlı taramayı yaygınlaştıracağız. Asla ardını bırakmayacağız. Kahramanmaraş depremi sonrası bize başvuran kişi sayısı 110 bini geçti. Halbuki daha öncesinde hızlı tarama için kapısına gittiğimiz vatandaşlarımızın da %70'ine yakınının bizi binasına sokmadığını buradan tekrar hatırlatalım. Dolayısıyla bu konuda hızlı hareket edebilmek ve bu işi yaygınlaştırmak için meslek odaları ile ilgili paydaşlarla birlikte ilerleyeceğiz ve bu konuda hızlıca bir protokolü yaptık. Bu sürecin daha da yaygınlaştırılması için merkezi idare tarafından da güçlü bir mevzuat çalışması yapılmasını hızlıca öneriyoruz. Ruhsatsız, iskansız binalar ile ilgili acilen bir arada çalışmaya hızlıca koyulmalıyız. Altıncı olarak bütüncül konut politikaları yaklaşımı dairinde Mart ayında kendi mülkiyetimizde bulunan proje ve ruhsatlandırma süreci bitmiş alanlarda ilk etapta 5000 birimlik sosyal kiralık konut ve ödenebilir sosyal konut yapımının temelini hızlıca atıyor olacağız. Orta vadede 10.000 konutun daha inşa sürecini sizlerle beraber yakın zamanda paylaşacağız. Tabii İstanbul'da konut politikası ile ilgili kapsamlı bir çalışmamızın olduğunu, özellikle kiralı konutlar, özellikle boş konut envanteri üzerinden yeni yaklaşımları da detaylarıyla beraber kurduğumuz web sitesindeki girişte sizlere web sitesiyle ilgili bilgiler dağıtıldı. Bu bilgilerin oradan paylaşılacağını ve yaklaşımları sizinle beraber genişletmeyi düşündüğümüzü duyurmak isterim. Yedinci olarak toplanma alanları ve geçici barınma alanlarında su deposu, foseptik çukuru, güneş paneli, alet ve gereç dolabı, çöp toplama alanı, çadır yerleşim alanı gibi tüm detayları güçlü bir şekilde planlıyoruz ve bunu eksiksiz hale getireceğimizin de taahhüdünde bulunuyoruz. Lojistik merkezlerimizi belirledik, ihtiyaçlarımızı tespit ettik. Az önce arkadaşlarım belli bölümlerini sizlere sundular. Ama İstanbul'un mevcutta bulunduğu AFAD'ın belirlediği 2450 hektar alanı 2.2 kat artırarak 7850 hektara çıkartıp bunu vatandaşlarımızla paylaşacağımızı şimdiden söz veriyoruz. Fiziki altyapı konusunda Avrupa ve Anadolu yakalarında 4,5 milyon vatandaşımız için geçici barınma alanlarımızı da hızla hazırlayacağız. Tabii toplanma alanları, geçici barınma alanları ve birinci derece tahliye koridorları da kalıcı bir biçimde imar planlarına işlenecektir. Tabii İstanbul'un tahliyesi bu tür barınma alanları ile ilgili geniş kapsamlı bir yapılanmanın özellikle yakın coğrafya, kaldı ki bu Ankara'dan Zonguldak'a, Edirne'den Kırklareli'ye kadar bütün coğrafyayı ilgilendiren bir stratejik plana sahip olduğunu da buradan ek not olarak duyurmak isterim. Altyapı çalışmalarının geliştirilmesi ve hızlandırılması için merkezi yönetim desteği ve finansal desteğe yoğun ihtiyaç vardır. Amasız, fakatsız, partisi purtisi yok bu işin. O bakımdan bunu ısrarla talep ediyoruz. Afet anında birçok hamlemizi yapabilmek adına finansal metotlara ihtiyacımız yüksektir. Özellikle elektrikle ilgili problemler var. Az önce iletişimle ilgili problemler var. Bunların afet anındaki çözümüne yapılması gereken önce hazırlıklardan bahsedildi. Örneğin afet anında ışıklandırma eksikliğinin önemini özellikle deprem bölgesinde hepimiz yaşadık. İnsanları nasıl bir travmaya soktuğunu, arama kurtarma ekiplerini nasıl sıkıntıya soktuğunu gördük. Bunu gidermek adına başta enerji şirketleri İstanbul'dan sorumlu elektrik kurumlarıyla beraber görüşerek yoğun bir çalışma içerisinde olacağımızı, iletişimin kesilmemesi, elektrik sıkıntısı yaşanmaması için kamu binalarında, gemilerde
mobil baz istasyonlarının kurulması, toplanma alanlarında şarj ünitelerinin hazır edilmesi projelerimizin en ön saflarında bulunmaktadır ve bunu mutlaka çok kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Erken uyarı konusunda 50 kilometre uzunluğunda fiber optik tabanlı erken uyarı sistemimizi geliştiriyoruz. 9. madde olarak bunu ifade etmek isterim. Bu hat üzerinde 5000 sensör ve geliştirilecek olan yapay zeka sayesinde depreme yönelik hazırlığımızı ve müdahalemizi en üst düzeye çıkaracağız. 10. madde olarak İstanbul'un her mahallesinde etkili arama kurtarma ekiplerini oluşturmak üzere yoğun bir projeyi harekete geçiriyoruz. Bu çok önemli bir husus. Tabii bunu konuşuyoruz, afet gönüllüleri diyoruz. Burada birçok kurumun temsilcileri var. İstanbul itfaiyesi var, ilçe belediyelerimiz var. Onların koordinasyonunda eğitimleri hızlandıracağız. Gerekli ekipman eğitimi eğitimli kişilere mutlaka sağlıklı bir süreci sağlayacağız. Meslek örgütleriyle yapacağımız protokolle sadece o grup üzerinden 5000 kişiyi meslek insanını yetiştirip ilgili ekipmanlarıyla tüm mahallelerde hazır edeceğiz. Bu yapacaklarımız tabii çok önemli. Şunu da söylemek istiyorum özellikle İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında geriye bu süreci, bu aşamayı daha da geride bırakmamız adına çürük binalar üreten bu düzeni değiştirmek zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum. O bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, merkezi idarenin, hükümetin atması gereken çok önemli adımlar vardır. Birçok kurumun bu konuda hazırlıklı olması ve sadece İstanbul'a dair değil, yakın bölgedeki birçok şehirde yine bu anlamda gönüllülerin tanzimi ve yetiştirilmesi konusunda hızlı ve etkin bir çalışmanın ortaya konulması şarttır. Örneğin yoğun bir şekilde son dönemde bedelli askerlik hattının açıklandığı ve oluşturulduğu bir ortamda bir aylık askerlik yapan insanlarımıza sadece afet gönüllüsü eğitimi verilse bile önemli bir adım olduğunu buradan duyurmak istiyorum. Sadece sürekli askerlik görevini yapan Mehmetçiklerimiz değil, bu süreçte bir aylık dönemde dahi afet gönüllüsünü alan, gönüllü eğitimini alan yüz binlerce insanımızın %30'unu, 40'ını bu sürece katabilsek dahi ne büyük kazanım olduğunu ülke çapında hepinize hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte son olarak şunu söylemek isterim. 11. madde olarak İstanbul'a özel bir kanun çıkarılması bu anlamda zorunluluktur. Ama tüm ülke içinde imar haflarını artık geri dönmemek üzere hayatımızdan sonsuza kadar çıkartmalıyız. Net olarak bunu yapmak zorundayız. Bu partiler üstü bir durumdur. Bu ülkede bundan böyle her imar hafı teklifini geleceğimiz için bir ihanet olarak görmeliyiz. Dahası imar haflarının yasaklanmasına ilişkin anayasal düzenleme yapmalıyız. Yapı denetimi ve müteahhitlik sisteminin baştan aşağı yenilenmesi şarttır. Denetim faaliyetleri içerisinde güçlü yerel yönetimlerin ve meslek odalarının yer alması ve o yapıyla birlikte kamusal bir hizmet olarak sunulması şarttır. Denetim işi pazarlık malzemesi olmaktan acilen çıkarılmalıdır. Öyle bir denetim mekanizması işletilemez. Net. Gerek yapı üzerinde ve gerekse dijital ortamda açık veri olarak toplumun her bir ferdinin görebilmesine izin verecek bir düzenleme yapmalıyız. Öncelikle ruhsatsız binalardan başlayarak ve bunların 6 ay içerisinde güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması için ruhsat alması zorunlu hale getirilmelidir. Bir yıl içerisinde de güçlendirme veya yeniden yapılmasına yönelik inşaatı mutlak başlamalıdır, takip edilmelidir. İmar planlarında toplanma alanı ve kent içi park alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, itfaiye alanı olarak belirtildiği halde üzerine bina bulunan yerlere önce yönelik acil kamulaştırma planı ve programı hayata geçirilmelidir. Artık İstanbul'un her bir metrekaresinde üretilecek konutun İstanbul'un depreme hazır olabilmesi adına bir amacı gerekmektedir. Yani
kıyıları ya da kalan yerleri lüks konuta boğmak değil, İstanbul'un deprem sorununu çözecek bir konut stoğu üzerinden imar yapılanması süreci harekete geçirilmeli ve bu kent dirençli olana kadar bundan asla vazgeçilmemelidir. Sosyal konut üretiminden ödenebilir konuta, boş konutların kullandırılmasından kira politikalarına kadar bütüncül bir yaklaşım dahilinde hareket edilmezse İstanbul hiçbir şekilde depreme dayanıklı hale getirilemez. Bu konularda somut çalışma ve önerilerimiz vardır. Bugün ülkemizde imar düzenlemeleriyle ilgili cari 25 yasa yürürlükte, biliyor musunuz? 25 yasa ve 11 yönetmelik var. Ve bu uygulamada 19 farklı kurumda yetkili. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da ABC ilçe belediyesi yetkilidir diye düşünmeyin. 19 kurum. Bu karışıklığı önlemek bile süreçleri yoğun bir şekilde hızlandırabilir ve bir takım suistimalleri ortadan kaldırır. Kıymetli vatandaşlarımız, çok değerli katılımcılar, çok önemli konuları konuşuyoruz. Yaşadığımız yıkıcı afet, devlet yönetimi ve siyasetin esaslı bir değişimden geçmesi gerektiğini hepimize göstermiştir. O bölgeye giden herkesin gözü nemli, başı öne eğik, oturmak, düşünmek, taşınmak, hesap vermek zorundadır. Birbirimize bağırarak, çağırarak, hava atarak bu sorunu çözemeyiz. Önemli bir dönemin başlangıcındayız. Kurumların krizlerde hemen harekete geçecek kadar inisiyatif sahibi olduğu, her adımında vatandaşına şeffaflıkla hesap verebilen, yerel yönetimlerin güçlendirilmiş, katılımcı, işbirliği kültürü gelişmiş bir devlet anlayışını memleketimizin her karış toprağında acilen hayata geçirmeliyiz. Toplum afetle birlikte tüm sorunlarını bir tarafa bırakarak güçlü bir dayanışmayı ortaya koyarken iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyaset zor zamanda kenetlenme görüntüsünü verememiştir. Verememiştir. Net olarak verememiştir. Bunu oturup düşünmeliyiz. Ne acıdır ki siyasetin, toplumun çok gerisine düştüğüne hep birlikte şahit olduk. Hepimiz sorumluluğun payını üzerine alıp hesap vermek, düşünmek ve karar vermek zorundadır. Bu nedenle Türkiye siyasetinin gerçek manasıyla çoğulcu olmasını sağlamak için elimizden geleni hep birlikte yapmak zorundayız. Zira yaklaşmakta olan Marmara depremi sadece İstanbul'u değil, sadece Marmara bölgesini de tehdit etmiyor, onu söyleyelim. Türkiye'yi, Türkiye'nin geleceğini, ekonomisini, dünyadaki yerini de tehdit ettiğini bilmeliyiz. Unutmamalıyız ki yaklaşan tehlike milli güvenliğimizi tehdit etmektedir. İstanbul depremi milletimize, devletimize diz çöktürebilir. Eğer bir düşman arıyorsak, meydan okuyacağımız düşmanın deprem olduğunu unutmadan yola çıkmalıyız. Bunun altını çizmek istiyorum. İstanbul depreminden yıkılmadan, depreme yenilmeden çıkmak için yeni ve güçlü bir merkezi hükümet, yerel yönetim, sivil toplum işbirliği inşa etmek zorundayız. Bunun için gerçekten siyaseti dinç ve taze hale getirmeli ve herkesin fikrini özgürce söyleyebildiği, yetkisini özgürce kullanabildiği bir atmosferi harekete geçirmek yaşamsal bir zorunluluktur. Birlikte çözmemiz gereken, yani bu işin merkezi idaresi yerel yönetim olmaksızın birlikte çözmemiz gereken hususları özetleyeyim.
Marmara İstanbul ve Marmara Deprem Konseyi'nin kurulması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem bütçemizin hızlıca revizyonunun yapılması ve buna destek sunulması. İstanbul'un depreme dirençli hale getirilmesi için mevzuat çalışmalarının hızlıca sonuçlanması. Yapı güçlendirme konusunda ilişkin yasal düzenleme için merkezi yönetimle işbirliği ve finans desteği sağlanması. Hızlı tarama yönteminin mevzuata konarak yaygınlaştırılması. Boş konutların kullandırılması programına ilişkin yasal ve yönetsel düzenlemelerin hayata geçirilmesi. Deprem sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarını tam donanımlı bir şekilde fiziki altyapılarının geliştirilmesi ve özellikle merkezi yönetim ile eşgüdüm haline gelinmesi. İstanbul'un iletişim, elektrik, enerji gibi tüm altyapı sistemlerinin depreme dirençli hale getirmek için ilgili aktörlerle ortak bir biçimde çalışacak ortamın sağlanması ve İstanbul özelinde bu hususlarla alakalı özel yasa çalışmasının yapılması. Tüm bu umut ve duygularla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız planımız sadece şunu söyleyelim, bir başlangıçtır, bir çağrıdır. Bu bir seferberlik çağrısıdır. Kayıtsız şartsız işbirliği çağrısıdır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, Şehircilik Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakanlığı'na, tüm bakanlıklarımıza çağrıdır. Marmara bölgesindeki tüm yerel yönetimlere, 39 ilçe belediyemize, mülki ve askeri idarelere güçlü bir çağrıdır. Meslek odalarımıza, iş dünyası örgütlerine, her ölçekten tüm kurumlara, şirketlerimize çağrıdır, sektörlere çağrıdır. Doğrusu depreme hazırlık ve İstanbul'un deprem dirençli bir şehir olması yolunda iş başına geldiğimizden beri doğrudur defalarca seferberlik çağrısı yaptık. Bu seferberlik davetimize icap etmeyenleri de tekrar tekrar davet ediyoruz. Aramıza katılın diyoruz. Birlikte konuşalım. Bizi çağırdığınızda biz de koşa koşa geleceğiz. Hangi kurum ve kuruluş olursa olsun. Kahramanmaraş depremi istisnasız hepimiz için bir milat olmalıdır. Gölcük ya da Düzce depreminde söylediğimiz gibi bir milat olmamalıdır. Kaybettiğimiz 20 küsur yılı tekrar kaybedemeyiz. Artık daha fazla bu konudaki sorumlulukları ihmal edemeyiz. Edersek bu kez fatura çok 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 daha ağır olacaktır. Eski siyaset tarzını oturup düşünüp değerlendirmeli, mutlaka revize etmeli, terk etmemiz gereken tarafları varsa terk etmeliyiz. Binaları yerinde dönüştürmek ve insanları yerlerinde güvenli konutları kazandırma konusunda yoğun bir mücadele etmeliyiz. Milyonlarca insanımızı ev taşır gibi bir yerden bir yere taşıyamayacağımızı tedbirleri akılcı ve bilimin ışığında alma konusunda kararlı olmalıyız. Özellikle bilimin sesi çok önemli, ortak akıl çok önemli, yerel yönetimlerle işbirliği çok önemli, oldu bitti yöntemlerinden uzak ve özellikle seçim vaadi gibi konuşmaktan uzak bir alan var etmeliyiz. Bu alan seçim vaadi alanı değildir, ortaklaşma alanıdır, milli seferberlik alanıdır. Biz bugün itibariyle İstanbul'u depreme dirençli bir kente dönüştürme konusunda kararlılığımızı, cesaretimizi, özverimizi ortaya koyuyoruz. Durmayacağız. Hepimiz biliyoruz, İstanbul durursa Türkiye durur. İstanbul durursa Türkiye çok büyük sıkıntıya düşer. Bizim için bu bir başlangıçtır. Ben bugün itibariyle bütün arkadaşlarımla sahaya çıkıyorum. Her gün bizleri sahada göreceksiniz. Yoğun bir çalışma içerisinde göreceksiniz. Bize katılın. Dediğim gibi başvurular alacağız, yeni yöntemler, yeni sistemler kuracağız. Nisan ayında tekrar bir araya geleceğiz. Afet eylem planımızın da detaylarını yoğun bir şekilde konuşacağız. Toplantılarımıza gelinmese de biz tüm kurumlarımızın toplantılarına tam motivasyonla katıldık, katılmaya devam edeceğiz. Gelin şehirlerimizi ağır ağır, sinsi sinsi katliamlar üreten, canlarımızı bizden koparan bu düzeni hep birlikte değiştirelim. İçimiz çok yanıyor, çok. İçimiz dağlanıyor. Sayısını söyleyemiyoruz kaybettiğimiz insanların.
Gelin şimdi başlayıp 5 yıllık plan, 10 yıllık plan, 20 yıllık planla tüm kentlerimizi dirençli hale getirelim. Kaderimiz bu topraklarda yükselip depremle yıkılıp giden diğer medeniyetlerin kaderine asla benzemesin. Benzemeyecek. Buna hep birlikte engel olacağız. Yaşadığımız bu kadim kenti depreme dirençli bir şehir haline getirmek için başlattığımız seferberliğin İstanbullulara, milletimiz adına hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. Hepinizi davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.